Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sayın Başkanlarım, yönetim ve denetim kurullarımızın sayın üyeleri, sayın genel müdürüm. Bugün ben inanarak şunu söylüyorum ki artık şeker sektörü için yaşanan 3-4 yıllık kriz bugün itibariyle sona erdi. Bunun için iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Yani bu sektörde kimsenin cesaret edemediği, dile getirmekten kaçındığı sorunları hem sorunları ortaya koymak hem çözüm yollarını ortaya koymak anlayışından kaçındığı ortamlarda biz hem çalışanlarımızın sorumluluğu bilinciyle hem çiftçilerimizin ekmeğinin geleceği, işinin geleceği anlayış içerisinde bunları ifade etmekten kaçınmadık ve yaşanan sürecin sonucunda da 2021 yılında yaşanan üretimdeki eksikliğin sonucunda da sektör geçmişteki sıkıntılarını birdenbire bertaraf etti ve başarılı bir noktaya geldi. Tabii bu aslında istenilen, beklenen bir durumdu ama asıl olan bunu yakalamak değil, asıl olan bunu devam ettirmek, sürdürebilmek, bu başarıyı sürdürebilmek. Bunu da yine hep birlikte mücadele ederek vereceğiz ve inşallah inanıyorum ki başaracağız. Kayseri Şeker 3 fabrikasıyla, Kayseri'si, Boğazlıyan'ı, Turhalı'yla sektörün zaten temel direği olduğunu, bu sektörü en iyi şekilde yöneten bir şirket olduğunu ortaya koydu. Biliyorsunuz toplu sözleşme görüşmelerini tamamlamıştık ve bütün sıkıntılara rağmen yine Türkiye'de ve sektörde çalışanlarımıza, sendikalı çalışanlarımıza en yüksek ücretleri vermiştik. Bu 835 personelimizle ilgili değerlendirmelerin sonucunda artış oranı %50.40. Bu şirketin insan kaynakları kapsamında ödeyeceği işte ücret, sosyal hak her neyse bütün bunların toplamı 310 milyon. Bu benim diyen şirketin karşılayacağı, hayal edeceği, aklından geçireceği bir ciro bile değil. Biz bunu insan kaynaklarımız için ya da çalışan insanlarımız için böyle bir bedeli Kayseri Şeker katlanıyor, katlanacak ve helali hoş olsun diyerek katlanıyor. Bundan sonra bu başarıyı nasıl perçinleriz, nasıl en iyi şekilde getiririz, nasıl daha büyütürüz, bu şirketi daha nasıl büyütürüz? Bizim yolumuz, istikametimiz başarmak. Bizim yolumuz, istikametimiz Kayseri Şeker'i daha fazla büyütmek. Kayseri Şeker'i Türkiye'de daha ismi en iyi şekilde anılır hale getirmek. Sözleşmenin tercihlerini üzerinden zaman alanı ile bizler bir kez daha sonsuz mutlu ettiniz. Bizler her zaman düşündüğümüz biliyoruz. Boğaziçi Şeker Fabrikası sözleşmenin tercihleri adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Sevgili Şahsım ve Ekim Parti'nin sevgiyle saygıyla selamlıyorum.